sana gösterdim. Şimdi sistem I/O'ya bakacağız. Sistem I/O namespace'i şöyle bir butonla koyayım mı? Vay arkadaş. Hem de 2 dakika çekme ya. Using system.io input output esprisi dosya yazma okuma işlemlerini işte klasör açma, klasör içindeki eleman sayısını görme gibi dosya işlemleri yapan şey yani namespace'imiz. Bunun içinden dosyaları açarız, okuruz, buluruz falan filan. İlk file'a bakacağız. Aslında şu butonu şuradan sileyim. Şuraya btn file diyeyim. Bu da file olur. Bak şimdi soru geliyor. File noktaya bastım, kaçan bir şey açıldı. Peki bu file class'ı nasıl class'tır? Allah ya. Yani bu elemanlar nasıl elemandır? Nasıl yaşıyor bunları? Ne özelliğine sahipler? Ne? Özel bir silahlar. Sopa sopa. O da sopa sopa. Bu elemanlar özellikle nelerdir? Ben noktaya basıp eriştim. Noktaya basıp eriştim. Statik miydi? Statik. Siz yarın sınava girmeyin ya valla. Static elemanlar yok. Şimdi static eleman sadece elemansa static, onun ismini almıyorsun da class static'te buradan class'ı da almıyorsun. Buradan işte file dosya üzerinde işlem var. Dosya oluşturma, kopyalama, içine bir veri yazma, silme, işte şurada encrypt etme, tabii encrypt'in decryptesi var. Son erişim tarihini, son memle tarihini alma. Dosyayı bir noktadan başka lokasyon taşıma. Okuma. Şeylerini değiştirme, değerlerini değiştirme. Mesela ben x bir dosyaya tıkladığım zaman ki dur bakayım masaya bir tane bulayım. Static. Bir klası niye static tanımlıyor? Tüm elemanlar static yapmak için. Nasıl? Tüm elemanlar static olsun diye. Tüm elemanlar? Static. Yani class'ı static koymam tüm elemanı static yapmasını sağlıyor. Başka bir esprisi yok yani. Static niye yazıyor ilk başına? Ben şimdi bilmiyorum. Ya şimdi çok konu dışında bir yerdeyiz ya. Çok konu dışı kalıyor şimdi static. Ama şöyle hemen toparlarsak static'i şey işte. Elemanları sürekli instance almak istemiyorsak static tercih ederiz. Yani bir cümleyle böyle özetleyeyim de. Onun bir videosunu bir ara şey yapalım. File işte mesela son oluşturma tarihini, son bilmem tarihini buradan alabiliyoruz. Görebiliyoruz yani. Bunun aynılarını şeyden yapacağız. C#'dan yapmaya kalkarsak işte file nokta son erişim tarihi, son yazım tarihi, son oluşturma tarihi gibi şeylerle alabiliyoruz. Mesela oluşturma tarihini istediğim zaman ben de şey isteyecek, dosya isteyecek. İşte dosyayı verdiğim zaman buraya, işte C'nin içinde bir şey dediğim zaman şunun gibi değerleri bana veren yapıdır. File class'ı. Bir tane şuraya şey yapalım. String dosya yolu diyeyim. Eşittir. C'nin içinde deneme klasörünün içinde falan filan nokta txt diye bir dosya. Sorun. Bir kere hani dosya üzerine yazma işlemi yapmak istiyorum. İlk olarak aslında teknik olarak benim dosya var mı diye sormam lazım. Dosya varsa yanına eklemek istiyorum. Yoksa yazmak istiyorum. Yapabilir miyiz? O zaman ilk olarak dosya var mı sorusunu sormak için file üzerinden exist'i sorabilirim.
Exist bana geriye boolean verir. Find of exist dosyayı. Espri şudur. Dosya orada var mı yok mu diye sorarım. Bana ya var diyecek ya yok diyecek. Varsa yanı dahil et hepsini. Yoksa yeni oluştur istiyorum. Önce oluşturalım. File nokta create çok basit bir şekilde oluşturuyorum. Dosyanın adı ne olacak bana diyor. Dosya olur diyorum. Geri bana ne veriyormuş? File stream veriyormuş. Şimdi streamler hakkında minik bir isim yapalım. Şöyle stream'e zaten çıkıyor mu hepsi bakayım. Evet, çeşitli streamler çıktı. File stream, memory stream, stream writer, stream reader. Yukarıda var mı bir şey? Buffering stream gibi. Anlatacağım. Çeşitli streamler var. Streamler Türkçe meyal olarak akış diye geçiyor. Fakat akış diye düşünmeyelim de şey, RAM üzerinde işlem yapan yapılarımız. Hani tamamen RAM üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla çok hızlı okuma yazma işlemlerine sebebiyet veriyorlar. Direkt 0-1'lerle çalışıyorlar. Açık mıyız burada? Ben dosya oluşturduğum zaman bana geriye RAM üzerinde kullanabileceğim bir file system verir. Ben de bu file system sayesinde bunun şeyini ayarlayabilirim. İşte boyutunu mesela sormak isteyebilirim. Şu an ne kadar boyutta gidiyoruz falan gibi. Çeşitli durumları var. Write'da da elemanı yazarım. Ama benden ne istiyor buraya? Byte istiyor. Dolayısıyla RAM'de çalıştığı için byte dizisi göndermem gerekiyor. Yani string ifade gönderemiyorum. İlla byte yapacağım. Byte'i göndereceğim. Dolayısıyla bu konu biraz burada zahmetli oluyor ama sıkıntı değil. Bunun için şey kullanılıyor. Stream reader. Stream'e yazıcı oluşturuluyor. Save eşittir. New stream reader. Tamam, writer. Ben writer yazıyorum da reader yazıyorum. İçeriye çalışmak istediği eleman söylüyor. Diyorum ki PC'ye çalışacaksın sen. Dolayısıyla artık byte göndermek zorunda kalmıyorum da ben oraya stream ifade gönderiyorum. Bir sürü şeyimiz var. Hello gönderiyorum. O benim için hello'yu byte'a çeviriyor ve byte üzerinden yazılmasını sağlıyor. Aynı şekilde bunun stream reader vasıtasıyla da byte düzeyinde okuma yapıp geriye şey almamızı sağlıyor. PC'ye vereceğim ne? RDR'e read dediğim zamansa bana ifadeyi komple string'e çevirip vermiş oluyor sen arkadaşlar. Ne dersin buralar? Canlandı mı birazcık? Tamam. Yalnız stream reader ya da writer'la hangisiyle işlem yaptığınız pek önemli değil burada. Yazma işlemi bittikten sonra şey yapmamız gerekiyor. Elemanları kapatmamız lazım. Close ediyorum. Eğer close etmezsem dosya açık olduğu için herhangi bir erişim yapamıyorum. Yani fiziksel erişim Windows üzerinden yapılamıyor. Dolayısıyla işlememizi close ediyorum. Yani eğer writer'ı close etmezsem yazdığım yazılar da yansıtılmıyor dosyaya. Ancak close ettiğim zaman dosyayı yazdığım işlemi açılışıyor. Onu unutmamız gereken bir şey olarak karşımızda duruyor. Evet, dosyamı oluşturdum. Hello World çıktı. Tamam. İlk başta bunu yapalım. Burada var mı sıkıntı? Butona bir daha bastığım zaman dosya var mı diyecek. Dosya var. Bu sefer reader kullanmayalım da daha şey basit yöntemle yapalım. File nokta write'larımız var. Yine byte yazdırabilirim. Satır yazdırabilirim. Ya da normal all text ile normal metin verebilirim. Dosya yoluna deneme 1-2-3 yazdırsın. Bir de buna benzer şey var.
append all text var. Arada nasıl bir fark var? Write'le yaparsam evet, içerik silinir. İçerik silinir ve yazar. Bu içeriği dahil eder. Dolayısıyla hani yanına ekleme gibi bir durumda kullanabiliyorum. Şunu kapatayım. Hello World'üm şimdi silinmesin benim. Bakalım nasıl olacak. Geldik. Bastım butonuma. Dosya var mı diye soruyorum. Bana dosya yok diyor. Yoksa diyorum oluştur. Şu an dosyam geldi mi bakalım hemen şuraya. Falan filan şu an burada duruyor. Byte'ı da 0. Yazdım hello world'u, kapattım. Bunu da kapattım. Byte'ım 1 oldu. Ve içine open with notepad. Şöyle hello world'um geldi. Şimdi bir daha butona basacağım. Bu sefer bana dosya var diyecek. Ve yanına dahil et bunu da bakalım diyeceğim. Evet, hello world ve 1-2-3 şeklinde açılması gerekiyor. Hata. Tabi dahil edince altına. Bu zaten yazarken line yaz dediğim için, line mı demişim, line dedim sanki. Yandan nasıl yazıyorsun? Hayır, bu line olduğu için zaten enter var bunda. Bu write olsaydı önce alta geçiyor zaten. Yani şöyle yapsaydı yanına yazacak zaten de line yazdığım için. Dosya var ya. Ne? Dosya. Tamam buradan. Burada da enter yazmışım ben. Orada zaten yazmış bir adım. Enter'la geliyor zaten. Bundan sonrakine daha sonra ekran girermiş. Yani mesela şunu iki tane yazarsam bunun yanına bunu yazar. Hani şöyle gelip ters slash ne falan demem lazım hani çarpması için. Alt slash için. Oh. Ne dersin buralar? Bakalım file düzenlediğimiz var. Copy. İşte sağ tıkla kes, kopyala yapıştır. Esprisi. Kaynak neresi diyor? Dosya yolluyorum. Hedef neresi diyor? C içinde, denemenin içinde. Ne yazayım onu? Bu normal, sen kopyala yapıştır yapıyorsun ya. O işte. Kopyalanacak dosya, yazılacak dosya. Dada diye kaydediyoruz. Windows bana isim sormuyor da olduğu gibi kayıp kopyalıyor. Ben farklı bir isim verebiliyorum hani bu işlem sırasında. Sadece deneme deyip bıraksaydık. Klasör olmuş oluyor o zaman. Ha? Klasör olur. Hata ver yani. Evet. Onda bir txt'imiz var mı? Ne? Dada diye yok. Ben bunu kopyala ve ismine dada ver diyorum aslında. Ha. Onun kopyaladı ve evet içeride data yaptı. Ama Windows bunu öyle yapmıyor da Windows aynı isimle kaydediyor. Hı hı. Ben farklı isimle kaydediyorum. Yani siz aynısını yazarsın da ben yazmam. Bu an şey de şimdi hello world. Tamam aynen birebir. Bakalım. Arkadaş yanlış program açtım. Notepad plus plus yükledim. Harbiden bana sıkıntı veriyor. Yani. Şöyle. Yanına dahil etti. İşte bundan sonra böyle gidiyor. Sonra şey var. Move var. Sen arkadaşlarım. Taşımak. Bu da bir lokasyondan başka lokasyonu taşısın diye. Yapmışlar. D'ye taşıyın. Aynı şekilde ismini değiştirebiliyorum. Ama şu an klasörüm bende yoksa hata verecektir. Ki deneme diye klasörüm yokmuş. 2012 çıktı artık ya. Lan 8 megiz bitti ya.
Tamam, aradım arada bakalım. Benim kartım 2 ne? Neyi? Bu mu? Süper komik ya. Emin mi? Arada açarım, süper ya. Yani. Arkadaşım ver parasını, 30 adam kazansın orada, sanat yapmış. Çalmış orada. Ben parasını verdim de aldım. Tabi. Bir izlem kopyaladım ki burada da izleyeyim diye. Evde şey var, kapağı kutusu duruyor yani, lütfen. Emen saygı. Move dedim. Ve buraya geldi. Dada diye geldi ve diğer taraftan da şey silinmesi gerekiyor. Buradan da falan filan duruyor. Hayır bak ben dedim ki dosya yolunu gönder. Dosya yolu falan filan değil miydi? Falan filanı al dedim bu tarafa dada olarak gönderdim. Burası da taşıma işleminde yapmış olur. Hop ne biçim yaptım burada? File nokta üzerinden read yapabiliriz. Dosya okuma mesela önemli olabiliyor. Dosya yolunu oku. String içerik. Mbox içerik. Yani ilk bastığında çıkmayacak. İçerik. Çünkü ben bunu sildiğim için şu an yok. İlk basacağım. Yeni oluşturacağız. İkinci basacağım. Read olacak. Ama yukarıda data yazsam güzel gibi. Ha data yazsam okuyacak. Gayet de iyi de gayet iyi güzel oldu tamam mı? İyi doldu güzel oldu tamam. Ver dosyası da olsa olmuyor. Onları kendi yerlerleriyle okuyacaksın. Kendi yerlerlere vasıtasıyla okuyacaksın. Sadece şu tekstler mi? Bu tekste böyle basit tırttan pırttan şeyler için. Ha? Ona da aynı şekilde. Okunum sitede şey çalışmıyor. DLD'sinde orayı mı? Tamam. Katın içerisinde değil ya. Şuradan şey yapıyorsun. Referans ekliyorsun. Home internetten mi yapıyorsun? Yok ya. Global şeyden geliyor. Nasıl şey yapayım, nasıl tercüme edelim? Bilgisayarda yüklü ortak kütüphaneden geliyor. Peki .net? O .net. Framework'tan geliyor. Bunlar framework gibi bilgisayar yüklenmiş programlar bunlar. Mesela şey kullanmak istiyorsan Office. Neredeydim ya Rafi ya? Outlook'lar burada. Word mesela şurada görmemiz lazım. Word yok mu? Mesela Outlook kullanacaksan Outlook burada. Outlook'tan bir şey okuyacaksan. Excel'den bir şey okumak istiyorsan Excel diyelim de burada. Word'da vardı da şu an aşağı yukarı göremedim ya. Tamam bunları ekleyip şey yapıyor. Buyur. Ne? Çıktı. Şuraya bastık, buradan çıktı. Bunlar farklı mı onlar? Farklı. Mesela böyle çok sıkıntı ya. Hani bana öyle geliyor çünkü sürekli yazmadığım için bekliyor. İçeriği ezberlemek zorundasın. Hani ne vardı, onların ne propertisi vardı falan diye bayağı bir araştırmak gerekebiliyor. Size böyle kitap çıkardığında söylemiyorlar ya, onlar internette çok araştırmak lazım. Yani oturup bütün MSK'ni okuyorsun yani hani adam hangi DLL'i kullanmış, hangi namespace kullanmış falan diye böyle. Ne? İnternet mi gelmiş? Saldırın. Sömürün, indirin. Torrentler açın falan. Neresiniz birader? İyi hadi hocam. Nereye gideceğiz arkadaş? Yok bitmedi ya. Mesela bilgisayarın şeyini değiştirebilirim. Bilgisayarın diyorum. Dosyanın. Arkadaş
Böyle bir şey fırlatacak bir şey bakıyorum da göremiyorum da hani. Adam şimdi bana yeni şey aldı oradan. Markayı resim yapmayayım. Şundan aldı. Hani adama bir şey atamıyorum yani. Red Bull, Red Bull. Altı ay sonra mı aldın ben Red Bull'u geriye? Yapacak bir şey var arkadaş, bu böyle. Ya ben bunu şimdi unutacağım biliyor musun? Haftaya unuturum ben bunu. Haftaya da söyle. Biliyor musun ben sizi tanıyorum aslında. Ama yani ben analiz etmemiştim. Şimdi yaptım artık. Evet, havanı attın yani. Havanı attım vallahi, hiç kaçarı yok. Set mesela oluşturma tarihini değiştireyim. Bu dosyayı ben bugün oluşturdum. Fakat ben şimdi şunu istiyorum. Convert to date diyelim. 0101 1989 olsun. Çalıştıralım. Bastım butona. Geldik. İşte içeriğimizi okudum. Geldim dosyayı. Değiştirdim. Bakalım. Falan filan özelliklerini açıyorum. Dosya oluşturma tarihi birdenbire değişiverdi. Dolayısıyla da hemen tarihlerde modifikasyon yapıp şey yapabiliriz. İstediğiniz o şeye yönelik. Ha? Dosyayı yollar. Dosyayı yolluyorsun işte. Ben buraya dosya yolu olarak falan filan mı verdim? Neyi verirsen o yani. Tüm dosyaları değiştirebiliyoruz o konuda. Belli şeyler. Belli şeyler. Hepsi oluyor, hepsi oluyor. Yani x bir dosya oluyor. Mesela açayım şuradan. Nereye açsak? Mesela sizin örneklerden açalım. Ders örnekleri içinde şu dosya veya daha şey şunu açayım. Şunun bir yolunu kopyalayalım. Bunun da adını alayım. Başlama işareti niye kullanmıyorsun? Tek slash koyduğum için string olduğunu söylüyorum ben. Dosyayı yazdım ve tarihini budur dedim. Hatta bir saat de yazabilirim. Yani siz slash'a gerek yok. Evet, o zaman yok. Şimdi bakalım. İlk bize basmadan açayım. Basmadan 15 Eylül'müş. Bastım. Şimdi daha bakıyorum. Tada. Saat falan yazınca daha şey oldu. İnandırıcı oldu. Gayet de temiz. Temiz. Dolayısıyla sen bana şu tarihte dosya göndermiştin. Vallahi. Falan filan diye hemen ayarı çekebilirsin yani. Mesela internetten indirdiğin aşağıdaki modify access falan. Onun hepsini düzeltebiliyorsun ya. Create de ettiği de işte modify de ettiriyorsun. Mesela internetten indirdiğim dosyalar var burada. Bunlar nereden indirmişim ki bunları? Neyse bu dosyayı nasıl indirmişim? 23 Temmuz'da indirmişiz. Hemen ilgilenelim. Bu dosya bana ne zaman gelmiş? Yolumu yazdım. Dosyanın adını yazıyorum. Şuraya bundan da kopyalayayım. Oluşturma tarihi, son erişim tarihi ve son yazım tarihi. Üçü de aynı olsun. Yani indirmişim dosyayı, hiç kullanmamışım gibi bir şey. Bastım butonuma. Ve neredeydi download? Şuradayız. Hemen bak, şurada değişti tarihi zaten. Bunu bu zaman indirmişiz ya. Bu zamandan beri bilgisayarda duruyor bu dosya. Şeklinde. Kandırabilirsin. Kandırabilirsin yani.
Şimdi mesela ben bu dosyaya çift tıklayayım. Erişim tarihi otomatik bilgisayar tarafından değiştirmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Niye değiştirmedi? İçine bir şey atınca mı acaba şöyle? Dur bakayım, içine bir şey atayım ben bunun. Ne atacağız ki onun içine arkadaş? Şu dosyayı atayım ya, bu neyse. Okey diyeyim. Şimdi son tarih hemen değişmiş oldu işte. Bu tarihte indirmişim bilgisayar bu saatten beri. Duruyor yani. Falan filan işte. Kafanı diyor. Artık bu saatten sonrasını ayarlayabiliyorsun sen işte. Bütün şöyle tarihler falan da hep değişiyor. Yani bilmiyorum hani mahkemeye kadar düşse bu durumu çözebilirler mi? Çok sanmıyorum hani öğret edebilirler mi demezler mi de. Dosyayı bütün şeylere karşı koruma gibi şansımız yok mu? Nasıl yani? Oluyor oğlum. Ya şimdi bilin olunca basit oluyor da hani normal sıradan bir insanın aklına bile gelmez böyle hani böyle bir imkan olduğunu bile bilemez hani. Ya program bir adama çok bir şey mi şey yapmıyor da. Programcı yani bir şey bir şey yok. Hı? Böyle şey yapıyor. Yastık peyniri yok değil mi? Hı. Ekstra da yok. Uzun şey yok değil mi? Valla yok galiba ya. Hatırladığım yok yani. Bakmıştım ben de şöyle bulamamıştım. Bir dosttan da bakayım bir. Bir de oradan son bir teyit alalım. Sanki dosyada çıkıyor muydu? Ne oluyordu? Mesela şu klasörü bir şey yapalım. Bir yapıştır. Bunun tüm hepsini nasıl gösteriyorduk ya? Sıra A mıydı? Bir slash A dizilerde S. Tüm özellikler söyleyen bir tane vardı ya. Hızlar soru işareti yaz. Ya ben şey söylüyorum, tüm özelliklerini istediğim bir şey vardı ya. A var, A deneyelim. Oh dur. Ha, tuşa basmak gerekiyormuş ya. CTRL'de C'ye basın. Şuradan bulacağız ya. R neymiş? R'ye deneyeyim bakayım. R şunları aç, şurayı açtı. Yok galiba ya, hani şu an göremiyorum. Ha şu, şunlara bakalım. Time field'lara bakalım. Nasıl yazıyormuşuz ya? Time field, boşluk bir şey, slash slash yok. Slash koyacak mıyız ya başına? Ha dosyanın adını yazmam gerekiyor mu acaba ya? Daha detaylı istiyorum ama. İkinci tarafı ama neyse ya. Ben şey istiyorum bak, şunları istemiştim ben. Şu oluşturma tarihini falan filan istemiştim de. Dosta nasıl gözüküyor diye. Yazım hatası yapıyoruz da çok da şey değil yani.
Neyse anladığınız yolu. Ya bu kadar kolay değiştirebiliyor. Bir 10 dakika versek mi ya? Bir sumu içelim, bir şey içelim de. Şimdi dosyamıza erişim sağladık. Fakat klasörümüz şu an erişim içinde. Yani klasör oluşturamadık. Bir de bunun klasör işlemleri için directory namespace'ini şey yapalım ya. Orada gördüm şimdi. Neyse dur şuradan devam edelim. File'e bir arkadaş hemen getireyim. Ne? Kolay. File info ve directory info olmak üzere iki tane daha şeyimiz var. File dosya oluşturma işlemini yaparken file info adı üstünde file hakkında bize bilgi veriyor. File info feedim içeri dosya ister. Fi nokta yine oluştur falan bunun içinde yer alıyor. Fakat aslında esprisi proprietor vasıtasıyla işte attribute'lerini görmek. Attribute'lerine göre biliyoruz şey. Read only midir, gizli midir falan gibi durumlar. İşte oluşturma tarihi demin bundan metottu. Şimdi property bazında geliyor. Oluşturma tarihi işte UTC'ye göre şeye göre. Greenwich'e göre. Klasörü, klasörün tam yolu. İşte var mı yok mu? Uzantısını, dosya uzantısını mesela almak istiyorsan bunu alabilirsin. Dosyanın full adı C'nin içinde şurada şurada gibi uzun ismini. Tabii olur her şey veriyor. Okunabilir mi? İşte erişim tarihi falan gibi çeşitli şeyleri var. Genelde property bazlı çalışan bir yapısı var ve dosya hakkında bilgi veriyor. Bunun hepsini tek tek açmıyorum aslında. Açayım mı? Gerek var mı? Hadi iki tane açayım ben. İki tane mesela dosya göstereyim. Fi nokta aslında attribute'lerinden sıfır desek sanki vermesi lazım. Sıfır nesli alamıyor muymuş? Ne veriyormuş bize? Çoğul vermiyor mu? Ha bir tane veriyormuş. Nokta toString diyeyim. Artı ters slash ne koyayım? Artı fi nokta İşte oluşturma zamanını isteyeyim. Çıkıt işte arşiv dosyası niteliğindeymiş. Ve şeymiş. Oluşturma tarihi de benim belirttiğim tarihmiş. Dosyayı olmuyorsa değil. Arşiv dediğinde herhalde. Arşiv var mı gibi? Şuradan arşiv standart seçiciye geldiği için arşiv oluyor. Mesela şöyle yapayım. Şimdi bakalım. Bu sefer read only ve hidden diyecek. Detaylı söyleyecek. Oldu. Dosya hakkında bilgi aldığımız elemanımız. Directory ise tamamen directory oluşturmak üzerine çalışıyor. Aslında şeyin dosyanın klasör versiyonu. İşte dosya var mı yok mu diye sorabilirim. Demek ki iyi yapalım. Directory işte C'nin içinde aslında ben şöyle şey yapayım. String klasör yolu diyeyim. Denemenin içinde test ismini vereyim. Klasör yolu var mı diye soruyorum. Eğer var derse ya da yok derse varsa çok yapılacak bir şey yok burada. Silebiliyorsun varsa.
çeşitli getlerle bilgilerini alabilirsin. Ya da setlerle deminki gibi oluşturma tarihini falan değiştirebilirsin. Aslında burada şey daha önemli oluyor. Şurada birkaç tane metot var. Get directories, get files diye bir kısım var. Esprisi içindeki dosya listesini vermesi. Dosyalar diye. String klasörler. Aa, bu böyle bir dizi mi olur ya? Kim söylemiyor arkadaş ya. Klasörler deyip get directories şeklinde listesini alabiliyorum senin işte. Bir de istersen burada şunu da yapabiliyorum. Sadece şeyleri versin diye. İşte yıldız nokta txt. Sadece txt'leri versin diye sorabiliyorum. Size buradan bir ödev vermemi ister misiniz? Evet. Kolay mı zor mu? Zor. Adam zor dedi bir şey. Az bir taraftan mı keşke? Aa vermeyin ya. Ne oldu? Tez yetiştirmem lazım. Bana ne? Türkçe yazacağım kızım. Tamam ben söyleyeyim o zaman Cennet sen yapar. Şimdi şöyle bir ekranımız var. Butonumuz var. Butona bastığım zaman bana klasörü seçmek için ekran çıkacak. Daha önce bunu ilk başta da göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Tamam klasörü seçmek için çıktı. Klasörü seçtim. Seçtiğim klasörde sonra şuraya liste çıkacak. İşte bu dosya var, bu dosya var, bu dosya var, bu dosya var. Ama o seçtiğim klasörün içindeki dosyaları, onun içindeki klasörleri, klasörün içindeki dosyaları, eğer o klasörün içinde dosya varsa onun da dosyalarını. Yani o saatten yani klasörün altındaki tüm her şeyi istiyorum. Zaten yapmamıştım. Yapmadım. Açıklamam yok tamam mı? Biraz yani seçilen klasörün altındaki ne kadar klasör, ne kadar dosya var, burada listbox'a yazılması lazım işte. Yani tüm tam envanter kaydı gibi bir şey. Var mı sıkıntı? Yaparsın yani. Birkaç yani güzel algoritma geliştirmeniz lazım. Hem algoritma pratiği için de çok ideal olur yani. Bu aynı yapı şeyde de geçerli sen geçerim. Web'de şey yaparken de kullanıyoruz. Biz şey yaptık mı ya? Alt dosya şey kategori muhabbetine. Kategoride makalelere. Yok alt kategori. Yok. Üst kategori. Alt kategori üst kategori mantığın aynı mantıkla yapılıyor. Hani webde falan mutlaka bir yerde karşınıza çıkacaktır bu mantık. O yüzden yapmanızda fayda var yani. Eğer dosya yoksa da aslında yapılacak demek bahsettiğimiz çok bir şey yok. Klasörde pek bir şey yok ya. Yani dosyada daha çok şey var da. Klasörde klasör var mı? Yok mu? İçinde dosyalar var. Yani şuradan mesela klasör listesi gelecek. Gelen klasör listesinde klasörlerini isteyeceksin. Dosyalarını isteyeceksin. O klasörlerin içine tek tek girip tek tek bakacaksın. Var mı? Varsa. Varsa onun içine, varsa onun içine, varsa onun içine gibi. Güzel bir metot yazmanız gerekiyor. O metotla olacaktır yani. Zaten algoritmayı güzel yazarsan kendi kendine otomatik çalışıyor zaten. Kendi kendine çağıran metot. Evet, kendi kendine çağıran metot lazım. Onu yazdım zaten. Gerisi gelecektir. Hatta bunun için internette yapabileceğiniz güzel bir uygulama var. Hani aslında adam parayla satıyor bunu. Bütün dosyaları tarıyor. Ve aynı isimde olan iki taneleri buluyor. Çiftleri buluyor. Diyor ki bu dosyadan iki tane var. Bir tanesini silelim mi? Gibi. Var bir sürü başlıyor. Aynı mantıkla çalışıyor. Önce tarıyor. Daha sonra şey yapıyor işte. Hatta güzel fiyatı da $47 falan satıyorlar yani. Hani siz niye yapıp satmıyorsunuz ki?
Ha sen ne yapıyorsun Yusuf? Ben üşengeçlikten yapamıyorum da. Yoksa yapılabilir şeyler yani. Anlamadım. Bir tanesi varken adam diğerini yaz. Ya şimdi yedek diyorsun ya mesela. Yani bir tane portföy Görsen daha güzel koyarsın. Reklamını sen daha çok yaparsın. Sen sen niye satıyorsun? Yani Turkcell var, Vodafone niye kullanıyoruz ki? Bir bilirim var hani. Turkcell varken niye Vodafone aldı ki millet? Vodafone yok. Telsin niye aldı ki millet? Tamam. Avantajlar. Ne bileyim. Daha uygun fiyat. Daha başarılı sonuç. Yani hani her şey etkendir yani. Evet. Burada bir şeyler gösterecektim ya. Ha şundan da ufak bahsedeyim. Bir tane daha info var. Drive info daha var senaryoştura. Ha şundan bahsetmedik. Directory info aynı şekilde şey gibi file info gibi klasör veriyorsun ve klasör hakkında temel bilgiler veriyor. D.nokta İşte yine aynı şekilde arşiv mi ya da ne bileyim gizli mi değil mi gibi attribütlerini alabiliyorum. Yine oluşturma tarihi, bilmem tarihi, silme işlemi yapabiliyorum. Yani silme işlemi iki türlü oluyor burada. Ona da bahsedeyim. Bir silme var böyle. Bu silme klasör boşta. Hop. D nokta delete true dersem bu doluysa da siler. Boş dolu fark etmez. Her türlü sil. Hepsini taşıyor. Drive info da, saatimi geçecek, şunu hızlı geçmeye çalışıyorum. Drive info hard disk hakkında bilgi veriyor. Ha şey, sürücü hakkında bilgi veriyor. Mesaj box d nokta d nokta mesela formatı artı ne diyeyim, 2-3 şey yazayım. D nokta işte toplam boş alan diyeyim, ikisini yazdırayım yeter herhalde. İşte dosya formatım NTF'miş ve şu kadar boş alanım varmış gibi. Aslında bunu biraz bölersek böyle 1024 byte'dan ne yapar? Şura byte yapar. Bir daha bölersem megabyte yaptık. Megabyte eder herhalde ya, benim çok boş olduğum yok zaten. Yani yaklaşık gigabyte çevirsek de aynı şey yok, aynı çıkacak diye. Bu megabyte, bu gigabyte. Tamam aynı çıkacak işte yani. Gayet de güzel bir şekilde karşımıza çıkış göstermiş. Ne dersiniz? İyiymiş, güzel. Var mı sıkıntınız? O zaman videomuzu da ödeyeyim. Tamam, devam edelim.